neler paylaşıyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanlar hakkında neler paylaşıyor? İçeriği nedir yani paylaşımların? Şimdi paylaşım olarak aslında daha çok bu vergide şeffaflığı sağlamak için finansal veriler paylaşılacak. Herkes ya işte sosyal yardım alanlar için bu yasa çıkarıldı gibi düşünüyor ama asıl amaç vergi kaçakçılığının önlenmesi. Ülkelerin vergi kaçakçılığını önleme konusunda birbirlerine yardımcı olması. Bu noktada finansal veriler paylaşıma girecek. Finansal verilerden de kastımız sene sonu hesap bakiye bilgisi, sene içerisinde alınmış faiz gelirleri, temettü gelirleri, ortaklıktan kaynaklı kazançlar, hisse senetlerinin satışından doğan kazançlar, borsada elde edilen kazançlar gibi sayılabilecek bir takım gelirler giriyor. Ancak insanlarımızın birçoğunun yanıldığı üzere taşınmaz bilgileri veya taşınır dediğimiz araç bilgileri bu kapsama girmiyor. Dolayısıyla bunlar paylaşım içerisine yer almayacak. Mesela bir kira geliri olan vatandaş Türkiye'den atıyorum Almanya'da vergi ödemek zorunda kalacak mı? Evet, bu güzel bir soru. Çünkü birçok vatandaşımız şöyle düşünüyor. Ya ben Türkiye'de kira alıyorsam da bunun vergisini orada ödüyorum. Ben neden burada tekrar vergi vereyim gibi düşünüyor. Ancak Almanya'da her türlü gelirin beyan edilmesi zorunlu olduğundan dolayı, tabii biz sadece Almanya bağlamında konuşmayalım, Hollanda veya diğer ülkelerin birçoğunda da bu şekilde bir uygulama var. Ama bazı özelliklerde ülkeler ayrılıyor birbirinden. Mesela Almanya'yı örnek verelim. Almanya'da Çin'de dahi bir kira geliriniz varsa bunun bildirilmesi isteniyor. Şayet mesela Türkiye'de bir vergi kesintisi olmuşsa siz bunu buradaki vergiden mahsup edebiliyorsunuz. Bunu vergiden düşebiliyorsunuz. Aradaki farkı ödüyorsunuz. Aradaki fark neyse o vergi. Diyelim ki burada size 100 lira bir vergi çıkacaksa, siz 60'ını Türkiye'de ödediyseniz Almanya sizden 100 lira istemiyor, 40 lirayı istiyor. Bundan dolayı bu vergiyi talep ediyor. Fakat otomatik bilgi içerisinde doğrudan doğruya sizin şu kadar kira alacağınız vardır veya kira geliriniz vardır şeklinde bir paylaşım olmuyor. Ama tabii ki bazı bilgilerden yola çıkarak Alman makamları sizin Türkiye'de bir kira geliriniz ya da emeklilik geliriniz olduğunu fark edebilir, şüphelenebilir. Şüphelendiğinde de başka bir anlaşma olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında ilgili ülkeden somut olarak bunu isteyebilir. Ve ilgili ülke de arada anlaşma olduğundan dolayı yardımcı olmak bağlamında, yine altını çiziyorum, bu otomatik bilgi paylaşımı değil, otomatik bilgi paylaşımından elde ettiği bir veriyi somutlaştırarak başka bir anlaşma kapsamında bunun kaynağı nedir şeklinde bir araştırmaya giderse tabii sizin kira geliriniz olduğunu da öğrenme imkanına sahip oluyor.